Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, evet, evet. Başlamadık. Işık çok kötü. Evet. Hepsini aç. Hello. Aşkolar selam. Aşkolar herkese selam. Aşkolar selam. Aşkolar herkese selam. Yurt dışı. Mert ne yapıyor? Yeni bir videoda insanlar şimdi ne yapacak? Herkese selamlar. Bugün Bahçeşehir Üniversitesi yurt dışı eğitimi hakkında sorularınızı cevaplamak üzere buluştuk. Şimdi üniversiteler açılıyor. Belki birkaç kişinin kafasında soru işaretleri vardır. Belki yardımcı olabiliriz diye düşündük. Bu arada Mert de yanımızda. Allah Allah. Biz şimdi Amerika'ya gitmiştik 9 aylık hazırlık eğitimine. Normalde Türkiye'de de alabiliyorsun bu İngilizce hazırlık eğitimini ama biz Bahçeşehir Üniversitesi'nin bir programı vardı. 9 aylık yurt dışı Washington DC'de İngilizce görme eğitimi. Biz orada okuduk. Şimdi bitirdik 9 ayı, hazırlığı da geçtik. Buraya geldik. Ekim'de de 1. sınıfa başlayacağız. Evet, this is. Bolu'daki bölümlerinizi söyleyin bence. Benim hukuk. Benim de işletme mühendisliği. İlk soruyla başlıyoruz. Lütfen. Karşılama nasıldı? Nerede? Ne şekilde oldu? Şöyleydi. Bize numara vermişlerdi. Bir tane görevli kadın vardı bize yardımcı olan. Ben onu aramıştım direkt. Zaten havaalanı dışında bir otobüs var Bahçeşehir'in. Ona binmiştik. Bavulları falan koyup yurda gitmiştik. Yani bu şekildeydi. Okey, ikinci soruya geçiyoruz. Yurt odaları nasıldı? Yurt odaları kaç kişilikti? Konumu nasıldı? Bir de okula yakın mıydı? Şimdi şöyle. Ben realistik konuşuyorum. Objektif bir insanım. Hukukçuyumdur. O yurdun konumu rezalet. Arka sokakta bir adamı 7 kurşunla vurdular. Yalan yok. Tam bir zenci mahallesi. Bayağı kötü. Leş yani. Gece dışarı zor çıkarsın. Alışma yok gerekiyor. Ya. İlk çıktığınızda biraz korkuyorsunuz. Ama alışıyorsun. Bizi de bayağı korkutmuşlardı işte. Bu konum çok kötü işte. Ama bir süre sonra o kadar okey oluyorsunuz ki hani. Mesela orada hep yakın marketler var. Likör diye geçiyor. Oralar full diye. Full siyahi. Ama bir süre sonra aşırı hani. Okey oluyorsun yani, bir sıkıntı burada olmuyor. Irkçılık yaptığımızdan değil de böyle serseri tipler. Yurt odaları da nasıl biliyor musunuz? İki tane bina var, ben anlatayım. Bir yeni bina, bir eski bina. Biz Sude'yle eski binadaydık. Şimdi size fiyatlandırmaya göre opsiyonlar sunuyorlar. 3 kişilik oda, 4 kişilik oda, 2 kişilik oda. Ondan sonra yurt odaları gayet güzel, yeterli. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece bazen ortak alanlarda sıkıntı yaşıyorduk. Mutfak falan, ses yapma konusunda. Çünkü gece böyle 1-2'de oturduğun zaman ses olunca millet bilmiyorum böyle zır zır konuşuyordu işte, yok sessiz olun falan. Ama onun dışında yurt çok güzel. Ben bu arada yurdum videosunu bu şeyin arkasına eklerim. Bende vardı benim odamı. Ben 2 kişilik balkonlu odada kalıyordum. Onun videosunu koyarım buraya. Okulun konumu nasıldı? Hani metro ve shuttle saatleri falan, ulaşım nasıldı? Bir de Beyaz Saray'a yakın mıydı? Onu merak ediyorlarmış. Şimdi az önceki soru da şey oldu, es geçildi. Bu ulaşımla alakalı. Şimdi ulaşım rahat. 2 tane metro var yurda yakın. Yürüyerek biri 11-15 dakika falan. Bir de G8 diye bir otobüs var. Direkt okulun önüne bırakıyor. Aynen. Zaten. Ama zaten zorunlu olarak da servis var. Zaten shuttle var okulun. Aynen, shuttle'ı var. 12'de var, bir de 8'de var. Zaten onu bilgilendirmesi yok. Sabahki öğrenci olarak 2 gruba ayrılacaksınız. Sonra bir de şey, ulaşımla da alakalı şöyle. Bu otobüsler ve metroya bedava binebiliyorsunuz. Para verdiğinize gerek olmuyor. Ya normalde binemiyorsun da. Sıkıntı mesela çıkarmıyorlar. Kartın çalışmıyorsa falan filan. Hani direkt oradaki otobüs sürücüleri falan okey geç modunda oluyor ama siz yine de bence basın yani. Ya da... okulun konumu da şöyle. Direkt Washington Monument'e çok yakın. Bir de şeye de çok yakın. Zaten White House'un da direkt yanı. Ya güzel bence konum gayet. Okulun eğitimi nasıldı? Sistem ne şekilde ilerliyordu? Seviyelerinize göre ayrıldınız mı? Şimdi açık konuşalım mı? Şimdi biz orada 9 ay eğitim aldık. Bizi çıkışta da hani biz ikimiz C1 belgesi aldık, yanlış hatırlamıyorsam. Bana göre saçma. Eğitim sistemi çok yetersizdi okulun. Zaten
Full Türksünüz içeride. Arada sadece aynen o bayağı kötü. Latinler, işte Tayvanlı böyle biraz Asya'dan gelme tipler de var. Hani o beklediğiniz Amerikalı öğrencilerle okuma ortamı yok. Onu unutun. Ondan sonra sınavlarda haftalık bir tane sınav yapıyorlar, quizimsi. Her bir ayın sonunda da kur sınavınız oluyor. Onu atlarsanız bir üst kura gidiyorsunuz. Kurlar da A1, A2, B1, B2 diye gitmiyor. 100, 200, 300, 400, 500 diye gidiyor. 500 de son kur. Öyle yani. Ama eğitim sisteminde ben hiç memnun kalmadım. Ya şöyle, şimdi ben normalde Türkiye'de B1'dim. Orada 300B olarak geçiyor. Yani mesela siz B'seniz 300'ün 3 tane kuru var. 300A, 300B, 300C. Hani Türkiye'deki gibi değil. Mesela Türkiye'den daha uzun sürüyor bizim eğitimimiz. Çünkü mesela bizim her bir kurumuz 3 ay sürüyor. Türkiye'de 2 ay diyebiliyorum ben. Niye? 1 aylık programı abi bölüyorlar 3 aya. Hani hayır boş. Ama Amerika'nın sistemi bu yani. Ya öyle ya bir aslında... şey yok. Uydurmuşlar yani. Şöyleydi, ben mesela 300B ile başladım. Her bir hafta sonu kurs sınavı yapılıyor. Daha sonrasında bir ay sonunda bu tüm yapılan tüm kurs sınavlarını, 3 tane kurs sınavı yapıyorlar. Ortalaması alınıyor. Sizin bir tane böyle ortalama bir sonuçla beraber diğer kura hani atlayabiliyor musunuz, atlayamıyor musunuz? Buna karar veriyorlar. Ya eğitimine gelirsek de bence bazı hocaların eğitimi gerçekten çok güzel. Hocalar eğitim vermeye çalışıyor ama herkes Türk olduğu için sen biraz hani İngilizceni geliştiremiyorsun. Sallıyorum. Aynen. Yani bence eğitim çok kötü değil bu arada. Eğitim ama, şöyle kötü. Sıkıyor. Dersler çok uzun. Aynen dersleri biraz uzun ama yani şöyle. 1,5 saat aralık yok. Sabahçılar 8'den 1'e kadar, öğrenciler de 1'den 5'e kadar yani. O şekilde ilerliyor. Oh come on. You know. Sanırım sorularımız bu kadardı. Ben son bir soru sormak istiyorum. Sence bu 9 ayda İngilizcen gelişti mi? Bayağı gelişti. Ama ben bunun okul sayesinde hani %20 okul, %80 dış sosyal hayat. Ben sosyal ilişkilerden dolayı olduğunu düşünüyorum. Yabancı çünkü insanlarla çok konuşmak mesela lazım. Mesela ilk geldiğimde böyle ilk oradaki insanları anlayamıyordum falan. Yani bence o yüzden amacınız yabancılarla konuşmak olsun yani. Bu sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Ben birkaç tane soru hazırlamışım. Bir tık az oldu galiba. Sizi çok öpüyorum. Sizin de sorularınız olursa lütfen yorumlara bırakın. Dış seslere de çok teşekkür ediyorum. Part 2 geliyor, part 2. Part 2 gelmiyor arkadaşlar. Bye.